Günaydın. Günaydın. Seni burada görmeyi beklemiyordum ama sevindim. Yani evet haklısın, dün biraz sıkıntılı geçti aslında. Emri Baki'lerden hoşlanmıyorum. Ama düşünce sana hak verdim. Hangi konuda? Feraye'nin bizimle çalışması konusunda. Hmm. Sonuçta Feraye kadar kimse bizim işimizi benimseyemez. İşte bu doğru. Bu proje beni çok heyecanlandırdı. O yüzden biraz hazırlık yaptım. Nedir bunda? Feraye'nin çizimleri. Öyle mi? Öğrenciyken çizmişti o. Birlikte seyahat ettiğimiz bir zaman bir gece köyde kalmak zorunda kaldık. Birlikte yani. Oradaki dokumalardan esinlenmişti. Harika. İlk koleksiyonumuzu bu motifler üzerine kurabiliriz. Doğu batı sentezi, etli kesintiler. Seviliyor sonuçta. Çok güzel düşünmüşsün. Bence olur. Vallahi süper. Aynı fikirde olmamıza sevindim. Bu projede Feraye ile birebir çalışacağım. Senin için bir mahsuru yoktur herhalde. Değil mi Ateş? Karına güvenin tamdır. Masa. Sana bahsettiğim şu müşteriye arar mısın? O konuyu da bir halledeyim. Tabii Ateş Bey. Ha, ne diyorduk? Senin şüphelerin mi var? Ne gibi? Yani sanki Feraye ile benim ilişkime inanmıyorsun da sınamak istiyorsun gibi. Umurumda değil. O kadar bildiği ki umurunda oldu. Niye hoparlörü beğenmiyorsun? Yaman bak bu özel hayata dahil. Şüphen kalmasın diyorsun. Al sana fırsat. Efendim canım. Ben düşündüm de. Hani biz bir yerlere kaçacaktık ya. Acaba bu hafta sonu mu yapsak? İşler iyice yoğunlaşmadan. Doğru söylüyorsun. Şöyle yapalım. Ben akşam geldiğimde oturur, güzel güzel konuşuruz, plan yaparız, olur mu? Tamam Ateş. Aşkım görüşürüz, iyi çalışmalar. Seni seviyorum. Ben de. Galiba artık işimize bakabiliriz, ne diyorduk?
Neredeyse ben bile inanıyordum. Özür dilerim sevgili. Çok özür dilerim. Seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Yamanım da yamanım. Yalanmış. Her yerden okuz çıkıyor. Sağa bakıyoruz Feraye, sola bakıyoruz Feraye. Her taşın altında Feraye. Olacak iş değil ya. Yaman da uğraşsın, didinsin, dursun. Şirketi aslanın ağzından söküp alacağım diye. Onca emek, onca çaba boşuna. Ya siz söyleyin, bu yaptığı iyi niyete sığar mı? Ateş ediyorum. Ya hem diyor, şirkete gelin çalışın. Yani Yaman'a güya zeytin dalı uzatıyor. Sonra tutuyor o kızı şirkete getirip gözümüze sokuyor gene. Allah Allah'ım. Ha, buldum işte ya. Ortaklığın belli bir sermayesi mevcut olmayıp ortaklar işin gereğince işe alımda kendi inisiyatiflerini kullanabilirler. Ya ben bunu nasıl görmedim ya? Bırak oğlum, bırak şu protokolü Allah aşkına. Senin bir suçun yok.
Biz de bir zahmet bakmadık maşallah karşımızda ateşi görünce. Ya evet Okan, bu kadar sinirlenip streslenme. Sıkıntılı yani senin için, lütfen canım. Ne sıkıntı olmasın Aleyna, çocuk muyum ben? Allah Allah. Ay yok canım, öyle bir şey demek istemedim, özür dilerim. Hepimiz atladık oğlum. Şimdi bana kızacaksınız biliyorum ama ben sizleri profesyonelliğe davet etmek istiyorum. Sen mi? Yani. Benim de kalabalık ortamlarda çalışmışlığım çok. Hastalarla uğraşmak kolay mı? Doğru. Zor iş tabii. Yani. Hani bizim de böyle saçını başını yolmak istediğimiz meslektaşlarımız oluyordu ama ne yapıyorduk? Görmezden geliyorduk. Sineye çekiyorduk. Sonuçta ekmek parası. Bu konak kolay mı dönüyor? Elektriği, suyu, havuzu, bağı, bahçesi. Büyük gelin, sen bize konak hayatını mı öğretiyorsun Allah aşkına? Haşa efendim. Naçizane hayat deneyimimi paylaşıyorum. Ya Kamuran, bırak o da görüşlerini söylüyor işte ya. Müsaade ederseniz ben de bir deneyimimi paylaşmak isterim. Bugün de ahkam kesen kesene. Buyur kızım, buyur. Sen de esirgeme irfanını bizden. Aa, hiç esirger miyim Kamuran Ala? Herkes Feraye'nin varlığından şikayetçi. Bu konuda netiz değil mi? Öyle. İşte bu konu benim uzmanlık alanım. Feraye ile mücadele. Herkes kararlı ve azimli olmak zorunda. Çünkü inatçı bir çay lekesi neyse, Feraye saçaklısı da öyle bir şey. Onu söküp atmak için özel bir formüle ihtiyaç var. İşte o formül de benim. Allah Allah. Konak mı tımarhane mi belli değil ya. Feraye. Feraye. Ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Yaman'ı üzmek, daha çok üzmek istiyorsun. Aciz göstermek istiyorsun onu. Ama yapamayacaksın, başaramayacaksın. O senin sandığından çok daha güçlü çünkü. Vallahi haklısın galiba ya. Biz bugün şirkette birbirimizi sevdiğimizi söylediğimizde hiçbir şey yapmadı. Öyle yürüdü gitti. Ya çok güçlü hislerini belli etmiyor ya da ben sizin aşkınızı çok büyüttüm gözümde ya, bilmiyorum. Bana soruyorsan Yaman seni çoktu ama... Bence sen de onu unutmaya çalışsan iyi olur Feraye. Neyse ne ya. Sana bir sürü yeni ürün kataloğu getirdim. Bir an önce şu yeni marka için çalışmalara başlamamız gerekiyor. Bir yere bakarsın. İlham kaynağı olur belki. Selam. Ne oldu? Bir şey mi oldu, iyi misin? Ateş? Ne yapıyorsun orada? Ne yapacağım ya, acıktım. Bir şey bulur muyum diye baktım da... Ya yemek pişmiyor mu artık bu evde? Ben yapıyordum eskiden, babam bu evdeyken ama çok da zevk alıyordum yapmaktan. Ama artık ne bileyim yani, Feraye yapar diye, ilgilenir diye düşünüyorum. Gerçi o da niye ilgilensin değil mi Allah aşkına? Sonuçta ortada gerçek bir evlilik yok ki. Güneş, yemek yedin mi? Akşam yemeği. Her şey bir sır oldu. O günlerimizi hatırlıyor musun? Gizli gizli buluşmalarımızı. Hiç unutmadım ki. Tek derdimiz birbirimize doyamamaktı. Aşkımızı dört nala gibi böyle koşarken kalbimiz yerinden çıkacak gibi oluyordu.
Biz onu dizginlemeye çalışıyorduk. Çok özlüyorum o günleri. Ben de. Asıl güzel olan da sadece ikimiz vardık. Öyle saçma isimler, gölgeler falan yoktu. Güzel olan bizdik. Çünkü sadece ikimizdik. Ama yine öyle olacağız Feraye. Aramıza giren onca insandan, suçlamalardan, yalandan, hepsinden kurtulacağız. Çok az kaldı. Hayırdır? Nerelere daldın? Senden nefret ediyorum. Vallahi ben de sana karşı çok derin bir sevgi beslemiyorum Emine. Yakında herkes gerçek yüzünü görecek. Senden tek nefret eden ben olmayacağım. Yaman olmayacak. Seni seven hiç kimse kalmayacak etrafında. Geçmişin hatırına yanında duran herkesi bir bir uzaklaştırıyorsun zaten kendinden. Dedenin sana şirkette nasıl baktığını gördün mü? Okan da kalmayacak yanında. Güneş de kaçacak senden. İşte bunlar seni hiç ilgilendirmiyor. Yapayalnız, bir başına öleceksin. İnsanlar seni sadece büyük bir hayal kırıklığı olarak hatırlayacak. Sağ ol. Katalogları incelemeyi unutma. Çünkü dediğim gibi bugüne bugün Gül Soyları şirketinde çok önemli bir tasarımcısın. Hakkını vermen lazım. Yaman abi, pastel boya mı getirdin bana? Ne? Yeşil boyam yok. Annem getiririm dedi ama hala yok. Ha yok, ben şey Eren, bakınıyordum öyle. Halamda vardır belki. O da kıyafet resmi çiziyor ya hani. Halan gitti artık. Başka bir evi var biliyorsun değil mi? Tamam. Bir bakalım ne yapabiliyoruz? Bak ben sizin küçük evinizi yaptım. Hani beni pikniğe götürmüştünüz ya. O ağacı nasıl boyayacağım? Yeşil yok. Bak şöyle yapalım. Önce maviyi alalım. Bir de sarıyı. Böyle. Bu ikisini karıştırdığın zaman bak, yeşil oluyor. Aslan Yaman abim, bravo. Ne oldu sana? Bir şey olmadı, bir şey olmadı öyle. Ben biraz yorgunum. Eren, ondan. Sen sessiz ol şimdi çıkarken, tamam. Tamam.
online görüşmeler pek benlik değil aslında. Ben böyle müvekkillerimi, şahitleri karşımda görmeyi seviyorum. İstanbul'a mı dönmek istiyorsun yani? Yani tam değil aslında. Oradaki davalarımı devrederim diye düşündüm. Ne güzel. En azından hayatımızda bir şeyler netleşiyor. Güzel. Artık sen de mi hayatınla ilgili bir şeyleri netleştirsen acaba? Mesela? Mesela şu şirkete. Yani ben anlamıyorum Ateş. Bir sürü şey yaşadın. Aileni, geçmişini geride bırakmak zorunda kaldın. Sonra üstüne bir sürü bir şey daha yaşandı. Kavgalar, gürültüler. Sonra gittin şirketin borcunu ödedin. Ortak oldun. Neden kendine bu eziyeti yapıyorsun? Ben zaten en başından beri yanlış topraklara kök salmışım Güneş. Farkındayım onu. Ailemi kasıp kavuran fırtına benim yapraklarımı döküyor. Onun da farkındayım. Ama işte insan ailesi bildiğini böyle geride bırakamıyor. Sırtım dönemiyor onlara. Seni anlamamayı ve böyle bencilce bir aşkla sevmeyi o kadar çok isterdim ki. Öyle mi? Ne güzel biliyor musun? Ortalıkta bu kadar kaos varken birinin çıkıp seni anlıyor olması o kadar güzel ki. Yapamam Ateş. Yapamam. Tamam. Kağıt üstünde bir evlilik. Feraye'yi Yaman'dan korumaya çalışıyorsun. Ama bana doğru gelmiyor. İster geri kafalı de, ister kuralcı de. Bana doğru gelmiyor. Özür dilerim. Haklısın. Oğlum. Ne oldu? Neyin var? Ben kabullenemiyorum hala. Onlar birbirini seviyorlar. Bırak şunları Allah aşkına. Ne halleri varsa görsünler. Sen kendi işine gücüne bak. Ne işin ne de başka bir şeyin bir önemi yok artık. Olur mu öyle şey? O Ateş de öyle olsun istiyor zaten. Aklınca seni zayıf düşürüp sırtını yere çalacak. Bak. Zulümle kuyu kazan, kendine tuzak kurar. Elbet bu yaptıkları kendi ayağına dolanacak. Böyle bırakma kendini. Bırak giden gitsin. Ailen senin hep arkanda. Her kapının anahtarı ayrı ayrıdır. Az sabret. Günaydın dede. Günaydın. Erkencisindir diye bu saatte aradım. Her akşam müsaitseniz bir yemek yiyelim diyoruz. Yemek mi? Hani bahsetmiştim ya sizi evimizde ağırlamak istiyoruz diye.
Hem dünkü yanlış anlaşılmaları da gidermiş oluruz. Dargınlık, kırgınlık ne varsa atarız bir kenara. Bilirim sen önem verirsin böyle şeylere. Bilemedim ki. Madem yeni bir sayfa açıyoruz, aile şirketine yaraşır bir şekilde olalım. Akşam bekliyoruz. Biz bir konuşalım. Duruma göre ben sana haber veririm. Tamamdır. Canım, ne diyor Ateş? Bizi ailece yemeğe davet ediyor. Hep birlikte mi? Hı-hı. Kendi evine. Afiyet olsun. Ailevi meseleler şirket işlerine yansımasın, buzları eritelim manasında herhalde. Duydunuz işte. Sağ olasın. Net bir şey söylemedim. Yok gitmeyelim derseniz eğer, ona göre şey yapacağım. Günaydın. Günaydın. Ne oluyor, hayırdır? Ne olsun? Ateş Bakırcı bizi böyle maaile akşam yemeğe bekliyormuş. Yok öyle bir dünya. Kestirip atma hemen oğlum. Belli ki uzlaşalım istiyor. Ben istemiyorum. Oo. Yaman. Otur. Yaman. Hala lütfen gidelim falan deme bana. Yani şirket falan tamam da ben o eve gidemem. Hele o adamla Feray'ı aynı evde görmeye dayanamam. Bak ben bildim bileli Feray'ın evi orasıydı. Hep buradan gizli gizli izlerdim onu. Bazen gidip penceresine çiçek bırakırdım. Ama şimdi yok. Orada olmamasına bir şekilde katlanırdım ama o adamla olması beni kahrediyor. Kaldı ki aynı masada yemek yiyeceğim onlarla. Ölürüm. Oğlum. Biliyorum zor günler. Ama gök gürlemeden yağmur yağmazmış. Feraye'yi kalbinden söküp atmak için son kez dişini sıkman lazım. Ateş yumuşak karnını gördü bir kere. O yaranı dağlaman lazım. Yoksa her seferinde zehrini oradan akıtır. Gel akşam beraber gidelim. Senin ailenin başında dimdik ayakta durduğunu görsünler. Hem sen ayıp bir şey yapmadın, yanlış bir şey de yapmadın. Senin yüzüne nasıl bakacaklar onlar düşünsün. Hay amanım. Abi, arı Ateş'i akşamki davetine icabet edelim. Tamam. Hah, ben de öyle düşünmüştüm. Sonuçta Ateş Bakırcı. Yani aramızı iyi tutmaktan kimseye zarar gelmez. Ama yemekle falan uğraşmasınlar. O kadar uzun boylu değil. Yemekten sonra gider, bir çaylarını içeriz. Tamam. Madem öyle diyorsunuz. Siz de hazırlığınızı akşama bırakmayın. Erken gider, erken döneriz. Nasıl yani? Ben de mi geliyorum? Evladım, sen Yaman'ın karısı değil misin? Evet, öyleyim. Ya hala, vallahi ben gelmek istemiyorum. Lütfen ya. Abi. Akşam gidiyor muyuz? Hı-hı. Çok şükür bizim alnımız ak, başımız dik. Her yere gidecek halimiz, herkesin suratına bakacak yüzümüz var. Şükür.
Madem gidiyoruz, ailemize yaraşır bir hediye almak icap eder. Onu ben alayım. Hani şöyle zarif, şık bir hediye. Hı? Ben hallederim. Günaydın. Bitkin görünüyorsun, iyi misin? Ben bugün kendimi pek iyi hissetmiyorum. İşe gitmesem olur mu? Yaman'la yüzleşmeyi ertelemeye çalışıyorsun yani. Kendimi iyi hissetmiyorum dedim. Peki, öyle olsun. Ben zaten başka bir şey isteyecektim senden bugün için. Akşama misafirlerimiz var. Misafir mi? Yemekten sonra gelecekler. Böyle çayın kahvenin yanına yenecek bir şeyler hazırlarsan çok sevinirim. Çünkü ben hiç anlamıyorum o işlerden. Gelecek insanlar benim için önemli insanlar Ferhat'ı. Hem ticari hem sosyal olarak. O yüzden ona göre davransan iyi olur. Keyifli bir akşam olmasını istiyorum. Ben birazdan şirkete geçeceğim. Sen ne gerekiyorsa alırsın. Allah açıkçası senin elinden hiçbir şey yemedim ama rivayete göre iyi bir aşçıymışsın. Görelim bakalım. Aman bu ne böyle cıngıllı cıngıllı gelin çiçeği gibi. Getir şuraya getir. Vallahi o kadar da söyledim ki Amran'ın. Sade olsun dedim. Aç bakayım şunu aç. Ne bu böyle? Balın kötüsünü satan esnaf gibi süslemiş püslemiş alengirli alengirli. Dokumu taze mi acaba? Şuradan alayım şöyle küçük bir tane. Güzel. Tazeymiş, iyi. Bir de şöyle bir şey gönderdiler ama anlamadım ne olduğunu. O senin ufaklığın. Afiyetle yesin. Ay teşekkürler, ne gereği vardı. Oh. Selam alacağım, biz hazırız. Nasıl olmuşum? Sade ve şıkım değil mi? Bir de bak, nude oje sürdüm. Çünkü insanın böyle yüzü olunca herhangi bir renge ihtiyaç duymuyor tabii. Güzel, aferin. Büyük gelin. Hı? Sen üşüdün Zahar. Ha, yok bu kıyafetin bir parçası. Çıkar bakayım üstündekini ne saklıyorsun. Hiçbir şey. Evet, çıkar çıkar. Hadi. O zaman şu kadar şey yapayım ben. Şöyle. Abarttı mı ne? Allah Allah. Hadi alacağım. Tamam Masal, sen bana raporları gönder. Ben satışlarına bir bakayım. Geldi mi gitme vakti? Ver alacağım. Bir rahat bırakmadı ya sabahtan beri kaçıncı Allah'ım ya Rabbim. Ah şöyle yaşının kadını ol. Yakışmış. Hop delikanlı ne oluyoruz? Ver bakalım o anahtarı. Sana araba kullanmak yasak. Sen mi kullanacaksın Ömer? Evet. Ay maşallah benim kocama. Çetin? Siz de beni her konuda bir çocuk görüyorsunuz ama hadi hayırlısı. Zevzekliğe başladığına göre ağır ağır toparlamaya başlamışsın. İyi, ver bakalım. Geç arkaya. Çetin, ev size emanet olun. Tabii, tabii.
çiçek yapmışız. Ha, senin almadığın çiçekler. Aşk olsun Nesin. Oluyor sanki. Hadi bakalım. Vay be. Şu hale bak. Kız kardeşimin evine gidiyorlar ama siz de gelir misiniz diye bir tane soran yok. Canım yalnız bunu onlara değil, Feray ve kocasına söylemen gerekiyor. Doğru. Vallahi hiç beklemezdi beni işte beyden. Yani gerçi şey yapmış da olabilir. Hani bunlar yabancı değil falan diye düşünmüş de olabilir. Aynen. Kesin öyle düşünmüştük. Kesin. Ay. Yani normalde kek kurabiye iş yemeği için pek uygun değil ama öyle istemişsin. Ben de öyle yaptım. Yani ben de yemek yeriz diye düşünmüştüm ama misafirlerimiz bunu tercih etti. Ha, misafirlerimiz geldi. Feraye. Hadi gel karı koca olarak karşılayalım misafirlerimizi. Hadi. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Okan, ne haber? İyi, öyle. Misafircilik oynamaya geldik. İyi. Evimize ilk defa geliyoruz. Allah mesut etsin. Mutluluğunuz daim olsun. Sağ ol babacığım. Bir gül soy geleni olarak gül lokumu. Ne severdim eskiden. Sen de sever misin Feraye? Ayakta kaldınız. Buyurun, oturun. Alayım. Sağ olun. Alayım benim ayakkabımı. Ben alayım montunuzu. Ay çok güzelmiş eviniz. Güle güle oturun. Halacığım ben yardım edeyim sana. Bu kadar şeye zahmet etmeseydiniz. Kızcağızın giyinmeye vakti kalmamış. Bir sonrakine. İnşallah. Ben bir fırına bakayım. Bu maili gördün mü? Yok. Görmedim bunu, bende yok mu? Ama bakarım. Aa, unutmadan ki hiç unutmam. İlacını içmen lazım hayat. Su var mı acaba? Ah, sağ ol. Ne yapıyorum ya ben? Ne yapıyorum? Gerçekten bu kadar da çok fazla artık. Sen de haklısın. Sevdiğin adam buradayken ateşin elini tutmak katlanılması çok zor olmalı. İçeri gidip her şeye haykırasın vardı. Bir bardak su alabilir miyim? Dedem ilaç içecek daha. Feraye'cim sen suyunu verir misin Yaman'a? Çeşit olsun her şu kuru yemişleri götür. Oğlum çok güzelmiş ya. Durduramıyorum kendimi valla. Ya hayır anlamadım benim. Aleyna'nın ne işi varmış ya bakırcıların konağında? Değil mi ya? Hem de bizden önce. Ha siz de yani söylemiyorsunuz. Engel olurduk. E sen buna niye bu kadar taktın Cemil abla? Senin kız gayet gül oynaya gitti. Akılsız. Gider tabii. Bilmiyor ki. Ne? Ne? Hı. Ne? Vural'ın evine gidiyor yani sonuçta. Adam ayaklı suç makinesi gibi. Gidilir mi ya? Oturulur mu onun sofrasına? Yok ya, ne alakası var? Vural Bakırcı yaşamıyor ki artık o evde. Bacımla kocası yaşıyor. He. Nesin, bir şey soracağım. Şimdi bu Vural Bey tüm mirasını Ateş Bey'e devretti ya. Evlendikten sonra oldu tabii bununla. Acaba diyorum, Feraye koca mirasından yararlanabilir mi? Gibi bir soru. Sabır gibi bir şey. Ben ne diyorum, bu ne diyor ya? Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Tövbe estağfurullah. Bir lokum da bana ver.
Ve bir çocuğa bırakmadınız kız ya. Kız koca kutu be, Allah Allah. Ne şey misiniz? Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Ben bakarım. Baba? Kızım. Ne güzel. İki aile bir arada. Cümleten iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi misin? Ben. Herkes burada toparlardı kendini. Hoş geldin. Hadi biz kış bahçesini geçip sohbetimize devam edelim. Hanımları bunaltmayalım. Buyurun. Tabii tabii. Siz işinize bakın. Gel Ömer abi. Bir şey mi istediniz? Ben yardımcı olayım. Yok. İstemez. Ben değil bu kapının eşiğinden geçmek. Senin olduğun semte bile uğramazdım ya. Neyse. Allah bizi ateşle sınıyor. Çok zor. Hele Yaman için. Şurasına bir şey oturdu. Ne yutabiliyor, ne çıkartıp atabiliyor. Ama genç adam elbet iyileşir. Yarası kabuk bağlar. Ama o kabuğu sen kaldırmayacaksın. Dizini kırıp kocanın dibinde edebinle oturacaksın. Bakın ben... Sakın bir şey söyleme. Sen bu saate kadar... Diyeceğini dedin, yapacağını yaptın, aileyi birbirine kattın. Bak, halimiz ortada. Sakın, ama sakın Yaman'ın aklını karıştırmaya kalkma. Zaten çocuğu da olacak. Kimsenin günahına girme. Ömer abi, bak gördün mü? Ben sana zamanında gel ortak olalım diye az dil dökmemiştim. Doğrudur. O zaman istemedin. Ama iyi oldu. Bizim faydamız oldu. O zaman ortak olsaydık bu kadar hisse alamazdık. Sonuçta yarı yarıya az muz değil. Eğer oğlun arkamızdan iş çevirmeseydi bugün de Gülsoylara ortak olamazdınız. Yaman'ın alameti var kızım işte. Bir tane kelime vardı, neydi o? Çok iyi hatırlıyorum dedi. Hani biz küçükken sen söylüyordun hep. Neyse ne ya? Ya kelimeyi boş verin şimdi ya. Bu var mıydı daha önce ya? Vardı. Ha. Kadir bilmezlik. Yalan dolan işler çevirdin arkamızdan. Takdiri mi bekliyorsun? Anca beklersin. Neyse canım. Olan oldu. Zaten meselenin çoğu benim kabahatim.
kaç senedir verdiğim yanlış kararlar yüzünden işin buraya gelmesi sürpriz sayılmamalı. Neyse ki çocuklar işi bayağı toparladılar. Ömer abi, sen öyle diyorsan öyledir. Bakıyorum çok çabuk alışmışsın kocanın evine. Yaşanan onca şeyden sonra herkes her şeyi karşına almak büyük cesaret gerektirir tabii. Ama pek zorlanmamışsın anladığım kadarıyla. Ne de olsa o çok sevdiğin kocanın evindesin. Değil mi? Senin gibi insanlara bazen çok üzülüyorum. Yani verdiğin onca sözden geri dönmek, gerisini kolayca sindirmek falan. Bir alkışak ediyorsun. Ha, merak etme kocanın işinde. Kaldıramaz kafasını şimdi. Hani o bin bir türlü oyunlar oynayıp ortak olduğu şirketimiz var ya, ondan bahsediyorum. Kendisi ihanet konusunda çok iyidir. Biliyorsun, gerçi sen de. Yeter bu kadar. Dur dur dur, sen bir yere gitme. Hani burası senin evin, senin mutfağın ya. Rahatsız olduysan ben giderim. Misafirliğin kısası makbul değil mi dede? Doğrudur. O zaman... Hadi o zaman. Bize müsaade. Madem gidiyorsunuz. Heh, geldiniz mi? Hadi yavaştan toparlanalım. Şimdi... iki dakikanızı alacağım. Hepimiz bir aradayken... yapmam gereken bir vazifem var. İzninizle onu yapacağım şimdi. Oğlum, Feraye. Feraye, sevgilim. Allah'ım bitsin artık bu gece lütfen. Babam seni görmek istiyor. Misafirlerimiz de kalkıyor zaten. Hadi onları bir güle güle diyelim. Hadi Feraye. Toparla kendini. Feraye. Kızım, siz evlendiğiniz zaman ben henüz Ateşim'in oğlum olduğunu bilmiyordum. O yüzden hediyenizi şimdi takdim ediyorum. Senin için. İnşallah beğenirsin. Hiç gerek yoktu. Sağ olun. Çok şık. Hepimiz biliyoruz. Gülsoyların safiri meşhurdur. Bakırcıların da yakutu. Gözlerini iyice aç. Acı acıyı, su sancıyı kesermiş. Sen de anca böyle giderirsin içindeki yangını. İyi bak. Çok yakıştı.
Evet. Ben izninizi rica ediyorum. Çok güzel bir akşamdı. Teşekkür ederim. Görüşürüz oğlum. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Her şey çok güzel. Ne demek? Her zaman bekleriz. Ömer abi, görüşürüz. İnşallah. İyi akşamlar herkese. İnşallah. İyi akşamlar. Biz de izin isteyelim. Yaman. Hani dün getirdiğim bir fikir vardı ya koleksiyonla alakalı. Ben yetkili birkaç isimle görüştüm. Maalesef sezonu kaçırmışız. O yüzden sizin Feraye ile birlikte çalışma hayalleriniz maalesef başka bir ara kaldı. İyi akşamlar. Buyurun. Hadi o zaman. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Bu gece hiç fena değildin. Yani yer yer kendini rolüne biraz daha fazla verebilirdin ama olsun. Bu kadar da yeter. Kendini alıştırsan iyi edersin Feraye. Çünkü bu Gülsoylarla biraz daha fazla vakit geçireceğiz. Neden? Neden ya, neden? Hani tek derdin Yaman'dı. Birlikte gördü bizi işte. Ya eve kadar geldi. Sayende benden nefret ediyor. Henüz değil. Sen ne istiyorsun ya? Ne zaman bitecek bu eziyet? Beni neden bu insanların önüne atıyorsun? Görmüyor musun? Her bakışlarında, her laflarında küçücük kalıyorum. Güzel. Bana yaşattıklarınızı biraz olsun anlamaya başladın yani. Güzel. Biz senin canını acıtmak için hiçbir şey yapmadık. Biz bir cehennemin içine düştük, zor kurtulduk. Sadece birbirimizi sevmekten vazgeçmedik. Hani söz konusu aşksa her şeyi yapabiliriz diyorsun yani, öyle mi? Yani sizden başka kimin canını yandığını bir önemi falan yok. Ha? Ateş, ben seni bu kadar üzdüğümüzü anlamadım bile. Biz anlamadık, farkında değildik. Ben özür dilerim, gerçekten göremedim ya. Bilmiyordum, daha nasıl inandırabilirim seni, anlayamıyorum ki. Ortalıkta işlenen kabahatin kuytuda özrü olmaz. Asıl mesele ne biliyor musun? Asıl mesele Yaman. Hadi sen yabancıydın, el kızıydın. İyi niyetimi kullandın der geçerim ama Yaman... Yaman benim kardeşim ve Feraye. Durdurak bilmedi. Onca şeye rağmen tek bir kez bile gelip benden özür dilemedi. İşte bu yüzden bundan sonra başına gelen ya da gelecek olan her şeyin sorumlusu o. Kız meraktan çatlayacağım. Bir ses versene. Eve dönünce yanıma uğra. Ah. Ah. Küpem düştü. Sağ ol canım. Ya tüh ya, en sevdiğim küpemdi. Ya bırak kızım, sabah aydınlığında bakarsın. Ay olur mu Ömer dedeciğim? Ya çok değerli benim için. Parlar şimdi, ben bulurum hemen. Bak kızım bak. Hadi. 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 Misafirliğe gittik, gün yüzü göstermedi bize. Ay nerede bu kız ya? Buradan da bir şey görünmüyor zaten. Ya anne ya, bir rahat bırakmadı. 40 yılın başı bir misafirliğe gitmişiz. Allah Allah. Ya sen niye zaten gidiyorsun ki oraya? Acaba neden gidiyorum? Kaynımın evi ya orası, en büyük kaynımın hani. O kaynın dediğin Ateş Bakırcı. Buralın oğlu. Ya anneciğim tamam, sen bu adam tehlikeli falan diye korkuyorsun ama... bugün Feraye'ye bir set taktı, yakut parlıyor resmen. Düşün bakalım, bir karnımdaki bebeğin onun torunu olduğunu bilse acaba bana neler takar ha? Dakika bir dakika. Vural Bakırcı mı? Orada mıydı? Ha. Kaçak mıymış neymiş işte, bir şekilde sıyırmış paçayı. İstediği gibi at koşturacak desene.
anne ya. Getirdin beni buraya hamile hamile hamile. Uyuyorum ben, uyumaya gidiyorum hadi. Bir de hesap soruyorsun ya. Sus kız. Allah Allah. Ateş elinde sonunda söyleyecek buralar. Torunumun doğduğunu göremeyecek mi? Dün sana bahsettiğim şu makinelerin siparişini verelim diyorum dedi. Malum yurt dışından geliyor, gecikmeyelim daha fazla. Olur. Bu satın almacılarla ufak bir toplantı düzenle. Bugün halledelim o işi. Hı. Ben kendime bir çay alacağım. İsteyen var mı? Feraye. Dün bakırcılarda, bugün ise şirkette. Çok garip değil mi? Evet. Benim için de yeni şeyler bunlar. Öyledir. Yani öyledir illaki. Sonuçta hepimiz bir şekilde alışacağız. Değil mi? Yani şimdilik bazılarımız için zor olsa da yani. Dikkat et. Niçin? Bilmiyorum. Yani. Bak. Açık açık konuşayım seninle. Ben o cehennemi bir daha yaşamak istemiyorum. Eski günlere geri dönmek istemiyorum Feraye, tamam mı? Okan, ben hiçbir zaman öyle olsun istemedim ki. Öyledir ama sen tercihini yaptın. Ateşi seçtim. Lütfen tercihinin arkasında dur ve öyle davran. Lütfen. Lütfen daha fazla olay olmasın hayatımızda. Vallahi bak ben kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim. Gerçekten hastaneye gitmek istemiyorum. Lütfen artık ya. Bak. Annem gitti. Ve ben böyle abilerimi bir arada nasıl tutarım bilmiyorum, tamam mı? Anlamıyorum şu anda yani. Şirket olayları, Vural falan böyle yani her şey üst üste geliyor. Bir iyilik yapmak istiyorsan bu aileye tercihinin arkasında dur. Tamam? Afiyet olsun. Kan.
Çin misalli şirketleri için kafa kafaya vermiş çok sevimli birer karı koca olacağız. Tamam. Merak etme, fazla uzun sürmez. Birazdan dedemler öğle yemeğine çıkarlar zaten. Aa, bu senin bana geçen gün gösterdiğin çizimlere benzemiyor mu? Yani tarzlarımız benziyor. Evet. Hı hı. Tamamdır. Abi. Efendim? Misafirin gelmiş. Aşağıda bekliyormuş. Tamam oğlum, söyle yollasınlar yukarı. Sen gidip bir görsen daha iyi olur. Sen bir git gör. Hoş geldin. Hoş bulduk. Baktım senin davet edeceğin yok. Ben de çat kapı bir hayırlı olsuna geleyim dedim. Ne güzel yaptın. Dış burası çok güzel. Hı hı. Ne yapacağız peki? Böyle burada dikilecek miyiz? Bir odan falan yok mu? Bir çay kahve ısmarlasan. İstersen dışarı çıkalım. Yukarısı biraz kalabalık. Ha. Çok kalmayacaktım zaten ama öyle diyorsun. Vaktini aldım seni. Kusura bakma. Görüşürüz Ateş. Güneş. Güneş. Lütfen. Lütfen ne? Ne lütfen ya Ateş? Sen şaka mısın? Yukarıda karın var, farkında mısın? Bu durumda ben ne oluyorum peki? Bunu hiç düşündün mü? O benim karım değil. Neyin peki? Soyadı Bakırcı değil mi? Hadi karın değil madem. Ben neden mesela senin evine gelemiyorum? Neden iş yerine gelemiyorum? Sokakta elimi tutabilir misin mesela? Yapma. Buna izin var mı? Senin için her şey bir oyun olabilir Ateş. Ama benim bu söylediklerim var ya, bunlar gerçek. Benim hissettiklerim, benim yaşadıklarım. Ben gerçeğim. Ve senin bu oyununda ben yokum. Evet, evet. Biz sizin tedarikçi firmalarınızdan biriydik. Teşekkürler. Küçük bir koleksiyonla hazır giyime giriş yapmak istiyoruz da, yani sizin aracılığınızla. Süper, tamam. Ben o zaman tasarımcımızın özgeçmişini ve portfolyosunu yönlendiriyorum hemen size. Tabii tabii, araştırın siz de. Feraye Yılmaz. Pardon. Bakırcı. Feraye Bakırcı. Sağ olun. Valla Yaman'a da söyledim dün gece. Biraz geç kalmışız. Sezon kaçmış yani. O yüzden yeni markamızın lansmanı önümüzdeki bahara kaldı. Hayırlısı. Yani hazır giyim işini bir süre rafa kaldırıyoruz, öyle mi? Yoo, tam tersi. Aslında bunu fırsata çevirebiliriz. Ben şimdiden fason üretim yapan markalarla görüşmeye başladım bile. Ne güzel işte. Bu halde ayağımızı suya alıştıra alıştıra sokacağız. Aynen öyle. Hem zaten tasarımcımızın da kendini geliştirmek için biraz zamana ihtiyacı vardı. Ona da biraz vakit tanımış olursun. Hı hı. Tabii Yaman biraz üzülecek. Fikri çok güzeldi, çok da heveslenmiştik ama yapacak bir şey yok. Bir şey kaçırdın mı? Başlıyor muyuz çalışmaya? Yani ben dün akşam açıkladım ya sana. Maalesef sezonu kaçırmışız. Hiçbir mağazaya koyamıyoruz, o yüzden... O yüzden ben de araştırmamı, hatta anlaşmamı yaptım. Öyle mi? Ne anlaşması? Türkiye çapında en fazla mağazası olan şirketlerden biri. Güzel.
O zaman Feraye tasarımlara bir yoğunlaşsın bakalım. Maalesef tasarımlar yeterli değil. Numuneleri görmeden karar vermiyorlar. Peki ne kadar bir süre ihtiyacımız var? Sadece bir haftamız var. Girişimini takdir ediyorum ama bu bahsettiğin süre imkansız. Yani imkansız diye bir şey yok. İyi bir planlamayla gece gündüz çalışarak bu işi halledebiliriz. Feraye ve ben. İkiniz. Abi bir ekip kuralım, bir hafta var diyorsun, nasıl yetişecek? Ben bize güveniyorum. Vallahi ne diyeyim, beni de umutlandırdınız. Bence başarabilirsiniz. Ben bir anlaşmaya bakabilir miyim? Evet, evet. Güneş. Bade. Dışarıda kalmasaydın içeri girsin. Bade. Artık benim ne oyun oynamaya sabrım ne de mecalim kaldı. Ne olur bana söyler misin? Bu evde neler dönüyor? Neler dönecek canım? Diğer evlerde ne dönüyorsa burada da o dönüyor yani, sıradan bir. Yapma Bade, Allah aşkına yapma ya. Yapma, bir kere bana karşı dürüst ol. Senden öğrenmek istediğim tek bir şey var. Ateşle Feraye arasında ne oluyor? Sen onu soruyorsun. Valla Ateş sana ne anlatıyor bilmiyorum ama çok büyük aşk yaşıyorlar. Sen de burada oturup onların yaşadığı aşkı mı izliyorsun yani? Ben, bu bana pek senlik gelmedi. Sen de aynı şeyi yapmıyor musun? Ya bir kez olsun karşındakini anlamaya çalıştın mı? Çok merak ediyorum. Güneş. Benim hayatım hiçbir zaman seninki gibi düz bir akıntı olmadı. Hep akıntının tersine yüzmeye çalıştım. Hayatta kalmamın tek yolu buydu, belki ondandır. Sen mazeretini bulmuş, ona sarılmışsın çoktan. Bazı insanları kazanmanın hiçbir yolu yok. Bunu bilmek acı veriyor bana ama yapacak bir şey yok. Bu böyle. Vallahi her şey iyi görünüyor. Tebrik ederim. Güzel anlaşma koparmışsın. Peki yetiştirebilecek miyiz gerçekten? Şansımız yüksek bence. Nereden başlayacağımızı bildiğimize göre. Bunlar... Senin yaptığın çizimler. Kayseri gezinizde bir evde kalmışsınız birlikte. İlham insana böyle en beklenmedik zamanlarda geliyor işte. Ama Yaman'a da helal olsun. Bunca yıl saklamış çizimleri. Ben bir söz vermiştim. Şimdi onu tutuyorum. O kadar. Ben çok teşekkür ederim bu fırsat için. Elimden geleni yapacağım. Ben sana güveniyorum sevgilim. Yaparsınız siz. Kolay gelsin. Teşekkürler. İsterseniz yardımcı olabilirim. Anlarım biraz bu işlerde. Sağ ol, hallediyorum ben. Zaten bu modellerden pek anladığınızı sanmıyorum. Aslında öğrenciyken bende de vardı bunlardan bir tane. Her şeyle kendimi ilgilendiğim için anlarım yani. İyi. Buyurun o zaman. Buca ateşlemiyor. İstanbul'dan galiba. Hı hı. Tekrar karşılaşırsak bir kahve ısmarlamak isterim. Ya o kadar yardımcı oldunuz sonuçta. Hiçbir şey yapmama izin vermediniz ki. Olsun.
Niyet önemli. Bu arada sorun bujilerde. Buji. Buji. Alo. Evet, merhabalar. Güneşe çıkalım ben. Birkaç defa görüşmüştük bu taş evle ilgili. Ben karar verdim, satışa koyuyorum. Evet. Bu sefer kesin eminim. Tamam, ben sizden haber bekliyorum. Ateş, gelsene. Ne yapmak için bir şansım daha olmayabilirdi. Ben bu deseni bir de çerçeveyle mi denesem acaba? Bir bakalım. Sen misiniz? Ben geliyorum. Kahve isteyen mi? Ben isterim. Nasıl? Size kolay gelsin. Ben çıkıyorum. Nereye? Daha doğrusu ne zaman dönersin diye soruyorsun sanırım. Yaman'la ne kadar yalnız kalacaksınız onu merak ediyorsun. Ama ben burada olsam da olmasam da Yaman sana yasak. Sen de ona yasaksın. Masal bu yüzden burada değil mi zaten, bizi gözetlemek için? Daha fazlası var eminim. Ne yaptın? Gizli kamera ses kayıt cihazı falan mı yerleştirdin? İletişimle çözmeyi tercih ediyorum Feraye. İletişim? Yalnız ben buna ne kadar dayanırım bilmiyorum.
Bak, evlendiğimizde ben senin bütün kurallarına uydum. Şimdi aynı tavrı senden bekliyorum. İyi çalışmalar. İyi böyle. Çok soranı vardı. Fazla kalmaz bu ev. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Taş ne işin var burada? Seni seviyorum. Sevdiğim, istediğim, aklımdan çıkmayan tek kadın sensin. Hiçbir önemi yok artık. Gitme. Gitmeyeyim. Tamam Ateş, gitmeyeyim. Peki. Peki ne yapmak istersin? Böyle hafta sonları üçümüz, sen, ben, karın. Pikniğe mi gidelim? Ben seni anladım artık ya. Sen şu Amerika'daki kadını o yüzden nikah masasında bıraktın. Mutlu olmaktan korktuğun için. Buna hakkın olmadığına inanıyorsun çünkü. Feraye ile de o yüzden evlenmedin mi? Hayır. Hamile ve seni sevmeyen bir kadın. Hayır. Öyle Ateş, öyle. Çünkü niye biliyor musun? Sen kendine değer vermiyorsun. Ya ben bir tek şunu çözemiyorum. Senin bir hayatın, geleceğe dair bir planın yok muydu hiç? Ne bileyim, hiç mi demedin? Biri benim karşıma çıkar. Onu deliler gibi severim, o beni sever. Demedin mi hiç ya? Bu kadar mı hayattan, aşktan umudunu kestin? Neymiş? Feraye yardım etmekmiş. Ya bir insana yardım etmenin bin tane yolu var Ateş ya. Evlenmek nedir? Hangi devirde yaşıyorsun? Sen hayatında ne zaman bir şeyler iyiye gitse, ne zaman sevilsen, bunu hak etmediğini düşünüyorsun. Kendine çelme takıyorsun Ateş. Şu oynadığın saçma sapan oyunlar var ya, tek sebebi benim seni gerçekten sevmem. Benimle mutlu olabileceğini bildiğin için yapıyorsun bunları. Ama ben artık buna katlanamayacağım. Çünkü senin aksine ben kendimi çok seviyorum. Ve bundan çok çok daha iyisini hak ettiğimi düşünüyorum.
Güneş. Ateş bırak. Bir iyilik yap bana. Çalışma. Lütfen. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Zahmet ettin. Afiyet olsun. Sağ ol. Rica ederim. Ben gerçekten çok şaşırdım ya. Yani bunları ben bile unutmuşum. Ben şaşırmadım. Sen bize dair her şeyi unuttun zaten Feraye. Yaman. Ne var? Yalan mı? Her şeyi unuttun. Ben unutmadım ama keşke unutabilsem. Yaşadığımız yalanı böyle aklımdan söküp atabilsem keşke. Şimdiden gerilmeye başladılar. Konu iş değil.
kişisel bir yere doğru gidiyor. Neredesin? Hoş geldiniz. Baba. Oğlum. Hoş geldin. Gel. İyi görünüyorsun. Evet. Sahin mi? Biliyor musun? Ben umudumu kaybetmiştim. Böyle gider diye düşünüyordum. Kaçak bir şekilde sürer gider. Ama şimdi evimdeyim. Yani evimde sayılırım. Ne güzel. Ne oluyor? Bir şey var canını sıkan. Gitti be baba. Güneş gider. Çünkü güneş gibi kadınlar bu kadar şeyi kaldıramaz oğlum. Çünkü aşk kırılgandır. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım baba ben? Güneşin dönmeyeceğini anladığım andan beri yüreğim yangın yeri. Ama kafamın içinde Yaman'la bitmeyen bir savaş var. Bana yaşattıklarını yaşamadan da bitmeyecek. Benim kafam rahatlamadan bana nefes almak haram. Ne yapacağım baba? Yaman ne ya? Hı? Yamanmış, ferahiymiş, intikammış. Oğlum bırak bunları, bırak. Aşkının peşine düş. Çok geç olmadan. Geç olmadan aşkının peşinden git. Bak bana, bana bak. Benim bir yuvam yok. Çünkü içinde aşkın olmadan hiçbir yer yuva olmuyor insana. Bak. Şimdi sana hayat çok, çok uzun geliyor. Hiç bitmeyecek gibi. Ama öyle değil. Yaşanmamış aşklar yara oluyor insanda. Burada. Tam buraya çörekleniyor. Yer oluyor. O yüzden aşkının peşine düş. Git. Bunlar tamam. Şimdi de majör rengi seçmemiz lazım. Doğru. Pantone'a bakalım isterseniz. Olur. Aa evet. Bu senenin rengi şeftali tonları. Çok güzel olur bence de. Sebep? Yani yumuşak bir renk çünkü. Zihni, ruhu, bedeni zenginleştiriyor. Hem de sakinleştiriyor. Bence hepimizin ihtiyacı var. İlginç. Yani sen genelde böyle canlı iddialı renkleri seversin. Mavi'nin sevdiğin renkti mesela. Safir'in rengi. Hala öyle. Ama kişisel tercihlerimizle işimizi birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Anladım. Bu zevkler de gelip geçici, değil mi? Yani bugün Safir'i seviyorsun. Sonra bir bakmışsın
Yarın yaktı. Eve gidelim mi artık? Olur. Bu arada bunları çeşitlendirmemiz lazım. Gittiğimiz köye tekrar gidelim. Daha fazla örnek alalım. Yarın sabah seni gelip alırım, olur mu? Tamam o zaman. Ateş, gidebilir miyiz yani yarın köye? Gidin, olur. Benim de gitmemi ister misiniz Ateş Bey? Ya gerek yok Masa. Eğer başka bir işimiz varsa ben gitmeyebilirim yarın. Madem Yaman gidilmesini söylüyor, gidin. İyi akşamlar. Hadi Feraye. Ben eşyalarımı alıp çıkıyorum. İyi akşamlar. Köy çok uzak değil aslında. Sabah erken çıkarsak en geç akşam üzeri dönmüş oluruz biz. İstersen Yaman'la konuş, şirketten bir şoför götürsün bizi. İçine sinecekse. Gerek var mı? Ateş, benim fikrim değildi. Hatta haberim de yoktu. Yani sen bir şey yapacaksan hiç gitmeyelim. Ya da ben gitmeyeyim. Oo, siz bayağı böyle bir çift oldunuz ya, her yerde omuz omuza. Ne oldu, neyi var? Bilmiyorum yani, ben de pek anlayamadım. Belki de bu oyunu oynamaktan sıkılmıştır artık. Ateş? Biraz sohbet edelim mi? Neden olmasın? Sağ ol. Neden böylesin? Ne oluyor? Gerçekten haberin yok. Yani zaten zor bir ihtimaldi Güneş ve sen. Daha katı kuralları olan bir insan. Sen öyle değilsin ki. Oynadığın oyuna baksana. O bizim dünyamıza ait değil. Hadi. Gülsoylar'daki %50 hissemi sana bıraksam. Kabul eder misin? Bırakmak derken? Artık o hisselere ihtiyacım olmayacak. Şirkette de bir bağım kalsın istemiyorum. Sen gidiyorsun. Yani ilgilendiğin kısım bu mu? Ben sana Ürgüp'teki en büyük girişimi vaat ediyorum. Senin ilgilendiğin şey bu mu? Sen boş ver onu, sen gel evet de. O kapıdan büyük ortak olarak gir. Ateş, sen gidiyorsun. Güneş'in peşinden gidiyorsun değil mi? Doğru mu? Feraye ne olacak peki? Feraye artık burada yaşamayacak, o yüzden senin sorunun değil. Ateş gidiyor gerçekten. Allah'ım inanmıyorum. İnanmıyorum, Ateş gidiyor. Resmen gidiyor ya, vazgeçti, intikam falan almayacak. Kurtuluyoruz. Kurtuluyoruz. Az kaldı.
Az kaldı, az kaldı sevgilim, az kaldı. Yok. Yok, benim şimdi sakin olmam lazım. Bu kadar yaklaşmışken hata yapmamam gerekiyor. Güzel kardeşim. Sonunda gelebildim vallahi. Takdir ediyorum seni ya. Ha? Koskoca konakta biz niye burada buluşuyoruz ya? Çünkü sana söyleyeceğim şeyin kimsenin duymaması lazım. Hayır olsun. Ne bu gizem? Şirketten ayrılman lazım. Lan sen ne saçmalıyorsun ya? Ya oğlum temelli değil, böyle bir 6 ay ya da geçici bir süre bakacağız artık. Neden? Şirkette ortalık karışacak oğlum. Ortam gerilecek, senin etkilenmeni istemiyorum. Çünkü sana bir şey olursa kendimi affetmem. Hı, vallahi bak hiç etkilenmedim. Hiç etkilenmedim. Şu kadar etkilenmedim bunca olayla hiç. Bir ne olduğunu anlatır mısın artık? Şu oluyor kardeşim. Ateş bu şirketten gidene kadar ben elimden geleni yapacağım. Ha sen ondan işte biz Feraye'yle birlikte çalışacağız. Biz işte birlikte işleri düzene koyacağız. İşte bir haftada yetiştiririz. Ekibe gerek yok. Çizimleri getiriyorsun bir sene önceki falan fıstık. Ulan arı kovanına çomak sokmayı bırak bırak. Bırak artık şu kızın peşini. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Oğlum Ateş, ben Feraye, şu üçlüye bak ya. Sen bu üçlünün aynı ortamda çalışabildiğini düşünebiliyor musun? Ha? Bir de aynı havayı soluduğumuzu ya. Bak ya ben gideceğim ya onlar gidecek, tamam mı? Ama ben hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü benim evimde, yurdumda burası kardeşim, tamam mı? Ama Ateş'in öyle değil. O adam zaten buraları hiçbir zaman benimsemedi ki. İlk fırsatta herif kaçtı gitti Amerika'ya. Yine Amerika'ya gitmesi için elimden geleni yapacağım. Yalnız bu adam bu şirketin %50'sini satın aldı, bilmem biliyor musun? Nereye gidecek? Oğlum dinlemiyor mu beni ya? Her şeyi yapacağım diyorum oğlum. Kabus gibi çökeceğim adamın üzerine. Vicdan azabı olacağım, anladın mı? O benden kaçacak, delik arayacak. Hakkacığım yanlış anlama ama ben seninle biraz saplantı seziyorum. Ya bırak ya. Bırak bir relax ya. Vallahi bak bir savaşın içine tekrardan girmek istiyorsun sen belli ama ben bu savaşta taraf olmam. Bunu belirtiyorum bak, altını çiziyorum, olmam, tamam mı? Sal beni ya. Sal lan beni, sal sal. Tamam kardeşim. Senden bir taraf olmanı istemiyorum. Allah Allah. Tamam. Bu benim meselem. Ha. Sen hiç karışma. Sana söylüyorum sadece. Tamam. Kimseye de ihtiyacım yok. Vallahi lan hayal ya. Vallahi lan hayal. Keseceğim kendimi artık ya. Hayır şimdi. Feraye, kötü bir şey mi oldu? İyi misin? Hayır hayır. Tam tersi. Korktum bir an. Yani biz bayağıdır böyle telefonda konuşmadık ya. Biliyorum canım. Kusura bakma lütfen. Yani bunu biriyle konuşmam lazımdı. O kişi de sensin tabii ki. Öyle. Ben şimdi böyle tam olarak anlatamıyorum yani. Söyleyemiyorum bir şeyler de. Ya niye işte, ben de bunu anlamıyorum. Biz eskiden ne olursa olsun her şeyi konuşurduk seninle. Yine konuşacağız. Yine konuşacağız. Her şey eskisi gibi olacak. Hayır. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şey eskisinden daha güzel olacak. Ya kızım niye merak kasıyorsun? Hadi söyle gitsin işte ya. Son bir badire daha var önümde. Ondan sonra her şey çok güzel olacak. Feraye, sen sarhoş değilsin şu an. Hayır, hayır değilim. Saçmaladığımın ben de farkındayım ama... yani işte biriyle konuşmam gerekiyordu Hazal. Gerçekten ve dediğim gibi o kişi sadece sensin. Bunu duymak benim için çok güzel, biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. Hadi uyu sen artık. İyi geceler. İyi geceler. Az kaldı sevgilim. Az kaldı. O zaman ben artık gideyim. İyi geceler.
Bu gecenin iyi ile yakından uzaktan hiçbir alakası yok. Çünkü gidiyorsun. Üzgünüm. Gerçekten. Bade. Bir 5 dakikan daha var mı? Konuşmak istediğim bir konu daha var. Sadece 5 dakika. Bora giderken bize bir emanet bırakmış, biliyor musun? Haberim var mı yok mu bilmiyorum ama Aleyna hamile. Karnındaki bebeğin babası Bora'ymış. Doğru. Kızı anlamadım. Kız bugün oradaydı, cenazedeydi, gördüm onu. Ama Aleyna'nın bebeği büyütürken yardıma ihtiyacı olacak. Bunu benden beklemiyorsun herhalde. Bunu tam olarak senden bekliyorum. Bural'dan, yani babamdan kalan bütün malları ben üçümüz arasında paylaştıracağım. Sen, ben, oranın bebeği. Çok şaşırttın beni. Teşekkür ederim. Ama Aleyna'nın böyle bir serveti yürütecek yeterliliği yok. Baş edemez onunla. O yüzden bebek 21 yaşına gelene kadar onun payını da sen yöneteceksin. Sen neden yapmıyorsun? Ben Bora'yı hiç tanımadım. Ama sen onu çok seviyorsun, biliyorum. O yüzden o senin hakkın. O hisselere iyi bak. Tamam. Onlar senin. Abi bak, silahtan çekildik, kaçaktan çekildik, ortamı boş bıraktık. Ama biliyorsun, birileri dolduruverir. Senin oğlan da hiç niyeti yok böyle şeylere. Mahmut, bunları sonra konuşuruz, kafam hiç yerinde değil. Peki abi. Kim gelmiş olabilir bu saatte? Ne istiyorsun kız? Ödüm koptu ya. Ne oldu, ne istiyorsun? Aa, aferin kız. Aferin, hemen almışsın daha eline. Diğerlerini söylediğim yerlere koydun mu bakayım? Hmm, her yere koydum. Bunu da tam yastığımın altına koyuyordum, sen geldin. Heh, aferin. Senin sorununu çözdük o zaman. Anne. Hı. Otur bakayım. Otur, otur. Anne. Şimdi sıra benim sorunumda. Önümüzdeki hafta babalık testi var. Ama ben senden herhangi bir hareket göremiyorum Cemile Sultan.
Yok. Yok yani. İpler kopacak mecbur. Nasıl? Yok ya. Ne demek mecburuz? Hani bu olay dünyanın sonuydu? Ya anne sen bu kadar kolay vazgeçmezdin. Niye hemen avlu attın ya? Canımın derdindeyim ben. Başka bir şey gözüm görmüyor şimdi. Hasta mısın yoksa? Hasta olmama kalmayacak. Ne yani? Benim şimdi konaktaki son günlerim mi? Ay. Ya ben daha Gülsoy'ların gelin olarak ayağımı havuzun içine bile sokamadım ya. Bari yaza kadar tutunabilseydik. Ben hayatı tutunayım da havuzum havuzu bir eksik kalsın ya. Ay. Bir saniye ya. Anne sen neden sayılı günlerin varmış gibi konuşup duruyorsun? Sen başını gene belaya mı soktun anne? Bak doğmamış torununun yüzü suyu hürmetine bana doğruyu söyle anne bir şey söyle. Anne. Ay. Vallahi fenalık bastı bana ya. Hadi git. Hadi git de yat. Yürü. Anne yürü git. Ya anne bir cevap ver. Ay hadi yürü. Gider misin? Ya anne hamileyim ben. Niye ittirip tutuyorsun? Tamam arkadan. Bak cevap ver. Anne. Tamam şimdi. Ay, hadi yalnız kalmak istiyorum. Anne. Ay. Ya anne. Ya anne. Bak ben zaten yetimim. Bir de sen mi sırt çevireceksin bana? Yakında öksüzde kalacak haberi bile yok. Anne. Anne. Bir gece, sadece bir gece daha kaldı. Sonra özgürüz sevgilim. Biri gelirse. Gelsin aç. Olmaz. Olur. Aşkım sen git. Olmaz aç. Yaman. Ne? Günaydın dayışım. Ne yapıyorsun ya? Biri duyacak şimdi. Bak zaten geçen gün Aleyna'ya yakalanıyorduk. Sen niye yine böyle cama geliyorsun? Sabahları çünkü seni görmeden hayat başlamıyor. Tamam madem bundan sonra gelmeyeceksin. Yok tamam. Yok yani öyle demedim. İyi o zaman. Yaman dur ne yapıyorsun? Öyle demedim dedin ya. Zıplayayım dedim ben de. Yaman. Yaman. Tamam. Hadi bak gördük birbirimizi git artık. Benim okula yetişmem lazım zaten. Hazırlanacağım lütfen hadi. Tamam ben yardımcı olayım sana. Nasıl yardımcı olayım? Bak şimdi nasıl olduğunu göreceksin. Allah'ım. Bu nedir ya? Bu nasıl bir güzellik? Ya, mantıklı. Bak çok yüksek sesle konuşuyorsun. Biri gelecek şimdi. Tamam. Şimdi bakalım bir Ferayan'a ne yapabiliriz? Şuraya model ediyoruz bugün.
Bey, siz bu saç stillerini nereden öğrendiniz? Meslek sırrı diyelim. Bir şey bileceksin, bir şey bilmeyeceksin. Ben yani kuaförlük yaptığınızı bilmiyordum. Sevdin mi? Çok sevdim. Çok güzelsin. Cemile abla. Hmm. Hayırdır, konağa mı gidiyorsun? Hmm. Aleyna'ya bakacağım. Vallahi Elçi'ye zeval olmaz ama... Kamuran Hanım dedi ki o Cemile'ye söyle dedi... konağın bahçesinde de dolaşmasın dedi. Allah Allah. Kızım yaşıyor benim bu konakta. Kızımı da mı görmeyeceğim? Yo, sen yine gör. Kimse görme demiyor. Sen ön kapıya çık. Ben arayayım kızını. Görüşün. Ah Nesrin. Senin de içinin yağları eriyor değil mi? O Kamuran'a söyle, alsın konağını da başına çalsın. Ha, kolaysa sen söyle. Bir kapıyı hor gördünüz be insanlara. Yazık be size. Bir kapıyı esirgediniz be. Bana bak. Sıkarım ha. Abla ne yapıyorsun ya? Allah ha, Allah. Yürü, hadi yürü. Ya. Bakışa bak. Ne korkutuyorsun kadını? Sıktı mı ağzına görürsün sen? Terbiyesiz. Ne oluyor be? Hey siz kimsiniz? Alo! İmdat! 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 Feraye'nin haberi var mı? Birazdan olacak. Ben yapamam. Yapamayacağım yani. Ben senin gidişini izleyemem. Hadi Yaman, nerede kaldın? Of.
Günaydın. Yaman geldi, ben çıkıyorum da bir sorun yok değil mi? Tamam o zaman. Gidiyor muyuz şimdi? Evet. Feraye? Benim size bir özür borcum var. Biliyorum. Bugün hepimizin planları bambaşkaydı ama. Yani artık bunun bir önemi yok eğer haklısın. Sen... Bunun bir önemi yok. Zaten yetişmemiz gereken bir uçak var. Senin de hazırlanman gerekiyor. Hadi. Hazırlanmak derken? Ne oluyor? Nereye gidiyorsunuz? Amerika'ya gidiyoruz. Önce İstanbul'da ufak bir işimiz var gerçi ama sen karım olduğun için çok çabuk halledeceğiz onu. Hadi. Hop, tuttum. Ben tuttum. İyi misin? Kusura bakma, seni de yorduk buralara kadar. Şirketle alakalı konuları Bade ile konuşursunuz. Hadi Feraye. Ateş. Heyecanlandın mı sen? Çok normal. Onun da haberi yoktu. Ona da sürpriz yapmak istedim o yüzden. Yani gerçi ilk yurt dışı deneyimin kıtalar arası olacak biraz ama... merak etme. Ben yanındayım. Yaman. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Dedemler sana emanet. Okan'ı ben arar konuşurum. Hadi Feraye. Gelmeyeceğim ben. Saygı duyarım. Karar senin. Ama yapmak istediğin seçimin bu olduğunu emin misin? Feraye. Gitme. Senin için sevgilim, sana kıyamadığım için gidiyorum. Mutlu ol. Kalbin anla.
Demek oğlumun ölmesini sen istedin. Kim söylediyse böyle bir şey. Bunlarla duydum. O soysuz Bekir'e oğlumu öldürtmüşsün. Hayır ben böyle bir şey istemedim. İstemedim. Mecbur kaldım. Nasıl bir mecburiyet? Kızın Yaman'la evli kalsın diye. Sen benim oğlumu öldürdün. Kızımın karnındaki bebek senin torunun. Tamam. Oğlunu kaybettin ama bir torunun var artık. Kızım sayesinde. Hı. Yalan söylüyorsun. Hayır. Hayatta kalmaya çalışıyorsun. Hayır. Ateşe sor. Oğluna sor. O biliyor. Hadi sor hadi. Ateş. Niye bana söylemedi o zaman? Bora bebeği öğrendi. Yaman'a söyleyecekti. Ben de kızımın istikbali için. İstikbali için. Kızıl, o soysuz Bekir sana böyle diyormuş ha. Kızıl. O zaman kızım, sana ne yapacağımı söyleyeyim. Önce seni öldüreceğim. Sonra gidip kızının yavrusunu elinden alacağım. Alamaz! Hiçbir şey yapamazsın! Sen engel olacaksın buna. En büyük sorunumuz bu olsun. Acil ihtiyaçlarını al. Gidince alışveriş yaparız zaten. Korkak bir adamsın sen. Babanın arkasına sığındın. Beni Vural Bakırcı'yla tehdit ettiğin için sana mahkum oldum ben. Sırf Yaman'a zarar gelmesin, ona bir şey olmasın diye. Bu tehlike hala geçerli Feraye, toparlan. Yapmayacağım. Eşyalarımı falan toplamayacağım ben. 15 dakikaya çıkıyorum, araba dolup olmamak sana kalmış. Thank you.
Sağ ol. Ferahi.